Merhaba, bu videoda Şufa konusunu ele alacağız. Şufa, Almanya'da bulunan özel bir kredi bürosu. Bankalardan ve kredi kurumlarından bilgiler topluyor. Bu bilgiler neticesinde puan çizelgesi oluşturuyor ve kredi borcunu ödemeyen, telefon faturasını geciktiren falan varsa bunlara zayıf puan veriyorlar bu insanlara. Şirketler de Şufa'dan gelen bu bilgilere göre müşterilerine, potansiyel müşterilerine kredi veya taksit imkanı verip vermeyeceklerini belirliyorlar. Yani Şufa'nın amacı şirketleri daha önce ödemede sorun yaşayan müşteriler hakkında bilgilendirmek ve risklerini azaltmak. Korona krizi nedeniyle Almanya'da yüz binlerce kişi işini kaybetti. Milyonlarca kişi de kısa çalışmaya geçti. İnsanlar kredi ve taksit ödemelerinde zorlanmaya başladı. Eğer korona nedeniyle gelir kaybına uğrarsanız ev kiranızı ödememeniz durumunda Eylül ayına kadar evden çıkarılamıyorsunuz. Ancak borcunuz baki kalıyor ve eninde sonunda ödemekle yükümlü oluyorsunuz. Banka kredileriyle ilgili de yasa koyucunun yaptığı bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler var. Ama burada da korona nedeniyle gelir kaybına uğramış olmanız lazım. Yani gelir kaybına uğramadıysanız, örneğin maaşınız aynen devam ediyorsa, kısa çalışmaya geçmediyseniz veya işten atılmadıysanız, korona sebebiyle kirayı ödemesem de olur diyemiyorsunuz. Normal şartlar altında da hemen bu durumlarda tabii Şufa hemen işlemiyor. Normal şartlar altında da hemen işlemiyor. Öncelikle borcunu tahsil edemeyen kurum, şirket kişiyi yazılı olarak uyarıyor. Yani bir müddet veriyorlar. Bu süre zarfında da ödeme yapmazsanız o zaman karneniz işleniyor. Peki bir defa işlendikten sonra bu Şufa notu, olumsuz kayıt karneden nasıl silinir? Olumsuz Şufa kayıtları otomatik olarak da siliniyor ancak onu beklemek yıllar alabilir. En uzun süren kayıtlar, en geç silinenler bu zamanında ödenmemiş olan krediler hakkında. Bunların silinmesi ödemeyi tamamladıktan ancak 3 yıl sonra gerçekleştirilebiliyor. Yani ödemeseniz de 3 yıl sonra siliniyor diye anlamayın. Ödedikten sonra 3 yıl sonra siliniyor. O da şöyle, 2020 yılında Mart ayında borcunuzu ödediniz. 3 yıllık süre yeni yılın başında, yani 1 Ocak 2021'de başlıyor. Hemen Mart ayında da değil. Bankadan yeni bir kredi almayı düşünüyorsanız ve negatif bir Şufa kaydınız varsa ama borcunuzu da ödediyseniz bunu yine de Şufa'ya bildirin. Çünkü kaydınızı silmeseler bile ödemenizi tamamladığınız için puanınızı biraz yükseltebilirler. Yani her Şufa kaydı aynı süre içerisinde silinmiyor. Örneğin karnenize hatalı bir kayıt yapıldıysa bu hemen siliniyor. 1000 avronun altında kalan ve ödenmiş kredilerin kayıtları da Şufa'ya bildirmeniz üzerine hemen silinebiliyor. Ödenmesinden ancak 3 yıl sonra silinen krediler bu 1000 avronun üzerinde olanlar. Cari ve kredi kartı hesapları hakkındaki girdilerde hesaplar kapatıldığı anda siliniyor. Şufa zaman zaman hata da yapabiliyor. Bu durumda mutlaka başvuru yapmanız ve hatalı kayıt varsa sildirmeniz lazım. Örneğin bankaya gittiniz, kredi almaya çalıştınız ama banka onay vermedi. Bunun sebebi negatif Şufa kaydı olabilir. Borçlu olmadığınızdan eminseniz başvurup bu hatayı mutlaka düzelttirmeniz lazım. Kredi başvurusu yapmadan önce de bu kredibilitenizi aslında kontrol edebilirsiniz. Şufa'ya kaydolan kişiler internet üzerinden hemen kısa bir süre içerisinde kredi alıp alamayacaklarını bu trafik lambası şeklinde görebilir. Kişi ve işletmeler kredi alabilirlik durumlarına göre kırmızı, sarı veya yeşil olarak değerlendirilirler. Tabii bu korona nedeniyle Almanya'da doğrudan yardımların yanı sıra bu kredi programları da hayata geçirildi. Kamu bankası var, dünyanın en büyük kalkınma bankası KfW. Burada da hem bireyler hem de şirketler kredi almak için başvuru yapabiliyorlar. Ama yine başvuru yapmak için birçok şart var. Bunları yerine getirmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi 31 Aralık 2019 tarihinden önce ödeme sıkıntısı yaşamamış olmak. Yani zaten sıkıntı yaşamamış kaç kişi var? O da ilginç bir düzenleme. Peki kişi veya firma iflas ederse ne olur? İflas durumu şöyle oluyor. Ödemelerin bitmesi üzerine yeni yıldan itibaren 3 yıl sonra kayıt siliniyor. Ödemeler yasal olarak 6 yıl sürebildiği için bu kayıtların silinmesi de 10 yıl alabiliyor. Yani Almanya'da bir kişi borçlarını ödeyemiyorsa ve bu durumun zaman içerisinde de değişmeyeceğine kanaat getirildiyse bireysel iflas kararı alabilir. Bu durumda
Öncelikle borçlu olunan banka, şirket gibi kurumlarla anlaşma sağlamaya çalışmalısınız. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa mahkeme bir ödeme planı oluşturur ve borçlu kişi kazançlarını ve nakde dönüştürülebilecek nesi varsa bunları borçların ödenmesinde kullanır. Birçok süreçte borçlu olan kişi 6 yıl boyunca ödeme yaptıktan sonra kalan borçları siliniyor. Peki bu privat insolvens durumunda eşler etkilenir mi? Eğer eşler evlenirken mal ortaklığı beyanında bulunmadılarsa etkilenmiyorlar. Yani maaşlarına el konulmuyor. Örneğin hacizli eşyalar söz konusu olursa televizyon hacizlenecek. Bu eşin mi değil mi bunu ispat etmeniz gerekiyor, kanıtlamanız gerekiyor. Mal ortaklığı beyanında bulunduysanız veya kefalet imzaladıysanız bu durumda işler değişiyor. Eşlerin ikisi de borçlanmadan etkilenebiliyorlar. Böyle bir durumda olan varsa tabii biz burada genel hatlarıyla bilgi veriyoruz. Mutlaka ve mutlaka konunun uzmanı bir avukata danışmalı. Evet, bu videoda bu ana hatlarıyla Almanya'da Şufa konusunda ele almaya çalıştık. Gördüğünüz gibi devlet vatandaşın borcu olduğunda çok da fazla hoşgörülü değil. Kredi verirken bile iyileri seçip veriyor. Borcunuzu ödeseniz de 1000 avronun üstündeyse yıllarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumda yeni kredi alamıyorsunuz. Doğru dürüst bir işlem bile yapamıyorsunuz birçok yerde. Bu da kişilerin ekonomik durumlarının aslında daha da bozulmasını, borçlarını daha da ödeyememelerine sebep oluyor. Oysa söz konusu olan bir banka olsa burada veya bir holding olsa, bir kartel olsa devletler birdenbire çok bonkör ve hoşgörülü oluyorlar. 2008 krizinde bu bankaların kredi balonları ve kar hırsları nedeniyle çok büyük bir çöküş yaşanmıştı. Milyonlarca insan işini kaybetti o süreçte. Devletler bu insanları değil yine gidip bu bankaları kurtardılar. Yani en azından şu korona günlerinde Şufa konusunda özel bir düzenleme yapılıp borç kayıtları silinmeli diye düşünüyorum. Çünkü her insan ikinci bir şansı hak eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.